Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırkımız. Kınemsiz ıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay Avrupa Parlamentinin Tayvan hakkındaki kararına narazılık bildirdi. Avrupa Parlamenti Tayvanga munosabatlik qaror ma'qullagan bo'lib, Xitoy buningga norozilik bildirib, Yevropa xato so'z harakatni darhol tuzatishi kerak deb chora soldi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, 21-oktabr Yevropa Parlamenti ma'qullagan Tayvanga munosabatlik qarorga qarata Xitoy xalq qurultoyi tashqi ishlar komiteti bayonot e'lon qilib, bu qarorning bir Xitoy prinsipiga ig'ir darajada xilof ekanligini, bu qarorning xarakterining intayin ig'ir ekanligini Memleketlik Halk Kurultayının bu kararga kat'i karıştırdığanlığını Avrupa Parlamenti hata söz hareketlerini derhal tüzdişi gerektiğini talep kılgan. Şinhua agentliği mezkur narazılık bayanatının tepsilatını ilan kılgan bulup, bayanatta bir Xitay prinsipi halkara cemiyetinin ortak tonuşu ve diplomatik münasibet ornuduş hem de Xitay bilen Avrupa otrisindeki münasibetlerini terakki kıldırışının siyasi asası. Bu karar Avrupa Parlamentinin Tayvanga münasibetlik meselelerde kılgan hata ve xatarlık hareket. Xitay bilen Avrupa otrisindeki siyasi cahette öz ara işiniş ve öz ara alaq kılış asasığı iğir ziyan yetküzdü deyilgen. Xitay bayanatı da popozlu kılıp, devletinin birliki ve zimin pütülliki bilen münasibetlik bulgan haq-nahaq meselesindeki asaslık meselelerde hiç kim Xitay'ını devlet ilgilik hukuki ve zimin pütüllikini koğdaş iradesi ve küçülük iktidarının tövən mülkerlemesi gerek degen. Məlum buluşça, Avrupa İttifakı Parlament əzaları 21-oktabr günü Fransiyanın Strasbourg Avrupa Parlamenti de belet taşlap, 580 avazının kollaşı 26 avazının karıştırışı bilen Tayvan hakkıda muhim karar makullap, Avrupa İttifakı Tayvan bilen bulgan münasifetini çoğunkurlaştırıp, Tayvan bilen meblağ siliş kilişimi imzalaş müzakirlerini başlayışı gerek degen. Parlament əzaları yana Avrupa İttifakı'nın Taybeydeki İqtisat ve Saudi İşxanısının ismini Avrupa İttifakı'nın Tayvan'da duruşluk işxanısı deb özgertişin talep kılgan. Xitay mayqaçılaş ponkitlerine bolgan kontrollukni texamı küçeytti. İctimai uçur vasıtlarda 20-oktabr tarqalgan sırlarda məlum buluşça, Xitay Şarkı Türkistan'daki mayqaçılaş ponkitlerinin etrafını sim-tor tosaklar bilen qattıq kamal astığı elip, mayqaçılaş jarayanını texamı qattıq kontrol kılışkı başlayan. Sinda aşkarılınışça mayqaçılaş ponkitleri tövendikide qaidelerini mecburi icra kılışkı başlayan. Birinci, dervazıdın kirişdin ilgiri şopırdın başka barlıq yolucunu abdumobildin çürüp, onlarının ponkitki kirişige ruhsat kılmaslıq. İkinci, abdumobil numar tahtısı közdiş kamerasıga udullunup resimge tartıp, mesele yok ikerliki bildirilgendiyken ponkitki kiriş. Üçüncü, ponkitki kirişdin aval şopur abdumobildin çüşüp, bihaterlik tekşürtüş. Tötüncü, kirişdin aval kimlik tekşürtüş. Beşinci, çıray periklendiriş. 6. Kızıtmasını ölçtüş, 7. Dezinfeksiya kılış, 8. Tizimletiş, 9. Barlıq abdumobillarının aldı kapkak arka gözübünü içip tekşürtüş. Xatırlık buyumlarının en küçükini mu kirişki ruhsat kılmaslıq. 10. May pompisi aldığı kelgende yeni bir qetim kimlik tekşürtüş. Ondan başka mayqaçılaş üçün sağlamlıq belgesi, sefer icazatnamesi, etrap mülazimet süpisi icazatnamesi qatarlıq ispatlar talep kılındıken. Sinda aşkarlanışa Şarkı Türkistan'dan Kaşgar Yupurgun ahisindeki malum bir mayqaçılaş ponkiti, ponkit dükkanından birer nersi setip almağan takdirde mayqaçılap vermegen. İçki Mongoliyadan kelgen bir Xitay kayıp, ''Mən İçki Mongoldan keldim, İçki Mongoliyada bundaq ahvallar yok'' degen. Sinda yana Xitaylar bu qattıq tüzümden bu yıl 6. ayda başlanğanlıqını aşkarlıgan. İgilinişçe, ahirki yıllarda ictimai uçur vasıtlarda Xitay ölkelerden Şarkı Türkistan'a kelgen Xitaylarının bu qattıq tekşürüş ve besimlerine hayran kalgalıqı dair sınlar köpeymekte. Küzetküçüler Xitay Şarkı Türkistan'da atalmış İslam dinini Xitaylaştırış rezil planını icra kılvatkan bir payette, Şarkı Türkistan'ın koşnisi Afganistan'da Afganistan İslam Emirliği kurulgalıqını ilan kılgalıqını, Afganistan vaziyetinin Şarkı Türkistan vaziyetine təsir kılışıdan ensirgen Xitay, Şarkı Türkistan'da adamının əqliği gelmeydiğen tüzümlerini oturuğa çıkarıp, mecburi icra kılvatkanlıqını bildirişmekte. Kırık üç devlet Xitay'dan Şarkı Türkistan'ı çeklemesiz tekşürüşün talep kıldı.
Amerika, Fransiya va Turkiyani o'z ichiga olgan 43 davlat Birlashgan Davlatlar tashkilotida birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarni bostirish qilmishidan jiddiy andisha qilayotganligini bildirdi va Sharq Turkistonni cheklamasiz tekshirishni talab qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha 43 davlat 21 oktyabr Birlashgan Davlatlar tashkilotida rasmiy bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi musulmon turk xalqlarining ahvolidan andisha qilayotganligini bildirgan. Bayonotda Xitoyning Uyg'ur va boshqa yerlik millat a'zolarini keng ko'lamda nazorat qilganligi, dinga cheklama qo'yganligi va kollektiv bostirish qilmishidan andisha qilayotganligini bildirgan. 43 davlat yana Xitoyni BDT kishilik huquq oliy komissarining boshchiligida mustaqil tekshirish o'miginin Sharq Turkistonni cheklamasiz tekshirishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Bildirilishicha, yaqingi yillardan buyon ko'pincha g'arb davlatlaridan tarkib topgan yadroliq guruhpa barliq davlatlardan Xitoyga qaratilgan besimni oshirish sepiga qatnashishni talab qilgan bo'lib, BDT umumiy majlisining 3-chi komiteti e'lon qilgan Xitoyga qarshi birlashma bayonotga qatnashgan davlatlarning soni ko'paygan va ko'p xillashgan. Bu yil Turkiyami tunji qatim Xitoyga qarshi birlashma bayonotga qo'shilgan bo'lib, undan boshqa Afrika davlatlari ichida Liberiya va Svetzland muqatnashgan. Xitoyning BDTdagi doimiy vakili Jang Jun 43 davlatning birlashma bayonotiga norozilik bildirib, paktsiz deb bildirilgan. U yana har doimki yolg'on jumlalarni takrorlab, sizlarning bayonotingizlarning hech qanday asosi yo'q. Xinjiang muqim taraqqiy qilyapti. Xalqning turmushi kundan-kunga yaxshilanyapti. Har qaysi davlatning tekshiruvchilariga Xinjiangning ishki uchuq deb bildirilgan. Yig'inda Belarusiya, Arteriya, Iran, Shimoliy Koreya, Suriya va Venezuelani o'z ichiga olgan 12 davlat Xitoyni qo'llab so'z qilgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti bu haqda bayonot e'lon qilib, BDTning dunyo miqyosida kunsiri kuchayotgan Xitoyning Uyg'urlarni bostirish siyosatini ayiblashi Xitoyga nisbatan andisha ezilayotgan Uyg'urlarga umid bag'ishlaydiganligini bildirgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkilotining direktori Louis Xiaobangno bu haqda BDTdagi barliq rayonlik guruhlarining Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qonunga xilof qilmishlarini to'xtatishga va BDTning mustaqil tekshiruvchilarini darhol ziyorat qilishga chaqiriq qilishi tunji qitimliq ish bo'lib qoldi degan. U yana a'zo davlatlar xalqaro tekshirish komiteti qurib, Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni rasmiy va cheklamasiz tekshirishi hamda mazkur jinoiy qilmishlarda javobgarligi bor amaldorlarning mas'uliyatini surishtirish yo'llari haqida taklif berishi kerak degan. Taliban Rossiya, Xitoy va Iran bilan hamkorlashishga tayyorlandi. 20 oktyabr Rossiyada Afg'oniston masalasi bo'yicha yig'in ochilgan bo'lib, Taliban vakil avatib yig'inga qatnashgan. Yig'inda Rossiya, Taliban va Xitoy vakillarining hammasi Afg'onistondagi bexatarlik hamkorligini kuchaytirishga qo'shilgan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Afg'oniston masalasi yig'ini 20 oktyabr Rossiyada o'tkazilgan bo'lib, Talibanlar tunji qatim Afg'oniston to'g'risidagi xalqaroliq yig'inga vakil avatgan. Yig'inga Xitoy, Iran, Pokiston, Hindiston va O'rta Osiyo davlatlari qatnashgan, ammo Amerika yig'inga qatnashishni rad qilgan. Yig'inga qatnashgan davlatlar 20 oktyabr birlashma bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarning rayon muqimligini qo'g'dash va bexatarlik masalasida hamkorlashishni xohlaydiganligi, Afg'oniston bilan bo'lgan har qanday aloqaning Talibanlarning hokimiyat beshigiga chiqqanligini nazarda tutgan yangi reallikni o'ylashishi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov yig'inning ochilish marosimida 39 million nufusi bor Afg'onistonda tinchlik va muqimlikni ishqa oshirish uchun barliq millatlarning manfaatini to'liq aks ettiradigan haqiqiy sig'dirishchan hukumat tashkillash kerakligini ta'kidlagan. Lavrov yana Talibanlarning Afg'onistondagi harbiy va siyosiy vaziyatni muqimlashtirish va davlatning normal davomlashishiga kafolatlik qilish uchun ko'rsatgan tirishchanligini maqtagan. Yig'inga qatnashgan Rossiyaning Afg'onistondagi alohida vakili Kabolov Talibanlarning xalqaro jamiyatning keng qo'rsaqlik va asosiy kishilik huquq talabiga mos qadam elishini umid qildiganligini bildirgan. Taliban vaqtliq hukumatining muavin bosh ministri Hanafining bildirishicha, bu yig'in butkul rayonning muqimligi uchun intayin muhim ekan. U yana xalqaro jamiyatni Taliban hokimiyatini e'tirof qilishga chaqirgan. U Afg'onistonni chetga qo'yishning hech qanday davlatning manfaatiga uyg'un emasligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya 2003 yili Talibanni terrorlik tashkiloti qilib bekitgan bo'lsa-mu, ammo Taliban bilan bo'lgan aloqani uzun yil saqlab kelgan. Rossiya qonuniga asosan fuqarolar terrorlik tashkilotlari bilan bo'lgan aloqa sababli jazolandigan bo'lib, ammo Rossiya tashqi ishlar ministrligi Afg'oniston vaziyatini muqimlashtirishda
Talibanlar bilan aloqa qilishning intayin muhimligini aytgan. Biden Tayvanning qo'g'dinishiga yordam qiladiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Biden 21 oktyabr kuni Amerikaning Tayvanni qo'g'dashga yordam qiladiganligini, Amerikaning Tayvanni qo'g'dashga yordam berish va'dasi borligini aytgan. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Biden CNN muxbirining Amerika Tayvanning qo'g'dinishiga yordam beramdi degan savoliga shundoq bizning shunday qilish majburiyatimiz bor degan. Biden so'zida yana ko'pchilik Amerikaning harbiy kuchidan ansirmasligi kerak. Chunki Xitoy, Rossiya va dunyodagi boshqa davlatlar bizning dunyo tarixidagi eng kuchli harbiy kuch ekanligimizni biladi. Chuqum ansirashga tegishliki shuki, ularning ig'ir xatolik o'tkazish nuqtasiga kelib qolish yoki qolmasligi degan. Reuters agentligining bugungi xabarida yana Oqsaroy bayonotchisi Oqsaroyning Tayvan siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmadi degan. Bayonotda Oqsaroyning Tayvanga qaratgan siyosatini o'zgartmaganligini, prezident Baydenning hech qanday siyosatni tengshash qilmaganligini, Amerika bilan Tayvanning mudofaa munosabati Tayvan munosabati qonuniga asosan bekitilganligini, Amerikaning va'dasi turganligini, Tayvanning o'zini qo'g'dash harakatini davomli qo'llaydiganligini, navbatdagi bir taraflama o'zgarishga qarshi turganligini bildirgan. Xitoy paroxotlari Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirdi. Xitoyning 4 dengiz qirg'og'i qo'g'duvchi paroxoti Sharqiy Xitoy dengizidagi talashtirishliq Sinkaku orli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Okinawa o'lkasining Naha noyasidagi 11-chi rayonlik dengiz qirg'og'i muhofazat markazining bildirishicha, Xitoy paroxotlari Yaponiyaning davlat zaminiga tajovuz qilgan. Jumladan, bu paroxotlar Minami Kojima va Utsurijima orollariga yaqinlashib, Yaponiyaning dengiz tavalligi doirasidagi talashtirishlik rayonida taxminan 2 soat turgan. Paroxotlar keyincha Kubashima orolining 26 km g'arbi janubida mong'an. Yaponiya dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining bu rayondan ayrilish ogohlantirishi natijasida Xitoy paroxotlari rayondan ayrilgan. Yaponiya radio televiziya organi NHK'ning xabariga qaraganda, eng oxirgi qitim 19 sentabr kuni Yaponiya dengiz tavalligiga tajovuz qilgan Xitoy paroxotlari shuning bilan bu yil 30 qitim Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Qirg'iziston Turkiyadan qurollik uchquchsiz havo apparati oldi. Qirg'iziston Davlat bexatarlik komitetining boshlig'i general Qamchibek Tashiyev Turkiyadan Bayraktar TB2 nomli qurollik uchquchsiz havo apparati sotib olganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Qirg'iziston Davlat bexatarlik komitetining boshlig'i general Qamchibek Tashiyev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning ishtirok qilishida o'tkazilgan Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti chegara mudofaa qismlari uchun tunji qitim sotib olingan harbiy aslahalarni o'tkazib berish marosimidan keyin bergan bayonotida Turkiyadan Bayraktar TB2 nomli qurollik uchquchsiz havo apparati sotib olish to'g'riliq zakaz qilganliklarini va bu apparatlarning pat yaqinda o'zlariga topshirib berilganligini eskartish bilan bir vaqtda qurollik uchquchsiz havo apparatlarining sanoqli davlatlarning qo'lida borligini ta'kidlab mundoq dedi. Bu davlatlardan biri Qirg'iziston bo'ladi. Darvaqa qurollik uchquchsiz havo apparatlarini ishlatadigan shaxslar Turkiyada tarbiyalandi. Bu qurollik uchquchsiz havo apparatlari pat yaqinda davlatimizga keladi. Aqar NATO qarorgohini ziyorat qildi. Turkiya Davlat mudofaa ministri Hulusi Aqar Shimoliy Atlantika ittifoqi tashkiloti Davlat mudofaa ministrlari yig'iniga qatnashish uchun yetib borgan Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi NATO qarorgohini ziyorat qildi. Turkiya Davlat mudofaa ministri Hulusi Aqar Shimoliy Atlantika ittifoqi tashkiloti Davlat mudofaa ministrlari yig'iniga qatnashish uchun yetib borgan Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi NATO qarorgohini ziyorat qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiyaning Shimoliy Atlantika ittifoqi tashkilotida turishliq doimiy vakili bosh elchi Basat Öztürk va boshqa doiralar tomonidan qarshi olingan Aqar NATO doimiy vakolatxonasi bilan Turkiyaning harbiy ishlar vakolatxonasini ziyorat qilib, bu yerdagi xizmatchi xodimlar bilan ko'rishdi. Hamda davomlashayotgan faoliyatlar haqida uchur egildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ning rahbarligida xalqaro sahnada muhim bir kuchga aylangan Turkiyaning nihoyatda muhim xizmatlarni ishlayotganligini va nihoyatda zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirayotganligini eskartgan Aqar Turkiyaning hozirgacha Shimoliy Atlantik ittifoqi tashkilotida zimmasiga yuklangan vazifasini to'liq ado qilganligini, buningdan keyin ham davomli shunday qiladiganligini ta'kidladi.
Aqar NATO qarargahidagi turlik uchrashuvlari doirasida oldi bilan Angliya davlat mudofaa vaziri Ben Wallis bilan ko'rishdi. Andin Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd James Austin bilan bir yerga jam bo'ldi. Uchrashuvda Italiyaning poytaxti Rimda 30 va 31-oktyabr kunlari chaqirilgan G20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini harpisida ijobiy kun tartib shakllantirish uchun tegishli tirishchanliklarni ko'rsatish to'g'riliq muzokara elib berildi. Keyin Gresiya davlat mudofaa ministri Nikolas Panagiopotoulos bilan ko'rishgan ministr Aqar Turkiya Gresiya o'rtasidagi ishonchni kuchaytirish tadbirlari doirasida poytaxt Anqarada o'tkazilishi belgilanayotgan 4-chi qatimliq yig'in uchun Gresiya hay'atining kutilayotganligini qayd qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashurmiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.